Ne böyle gaga? Çok güzel. Dur artık. Burası daha da güzel. Bak. Biraz daha dayan Gaga. Gölge bir yer bulalım. İşte tam aradığımız gibi bir gölge. Gaga, bu gölgeye sadece sepetini koyabiliriz. Daha büyük bir gölge bulmalıyız. Ege, sen de duydun mu? Evet Gaga. Vik vik, bu ses çok tanıdık geliyor bana. Ses sazlıkların arkasından geliyor. Hadi gidip bakalım Ege. Sepetleri taşımayalım Gaga. Ne olduğuna bakıp döneceğiz nasıl olsa. Olmaz. Ben sepetimi bırakmam, bırakamam. İstersen sen bırak. Tamam Gaga. Yavru ördekler. Ay, nasıl da minikler Ege. Gel de bak. Neden bana doğru geliyorlar? Hepsi bana doğru geliyor. Kucağıma çıkmaya çalışıyorlar. Tatlı ördekler, bırakın beni. Gaga, dikkat et, düşeceksin. Dur, Gaga'mı gıdıklama. Ege, Ege. Tamam Gaga, kalkabilirsin. Hoşça kalın güzel ördekler. Peşime takılmayın. Yuvanızdan uzaklaşmayın sakın. Seni çok sevdiler Gaga. Yanından ayrılmak istemiyorlar baksana. Ben de onları sevdim Ege. Ama şimdi gitmemiz gerek. İstersen burada piknik yapalım. Anneleri gelene kadar onlarla kalalım. Belki karınları acıkmıştır Gaga. Acıkmışlar. Ay, ben de acıktım Ege. Öyleyse hep birlikte piknik yaparız. Ne güzel olur. İşte bu gölgede oturabiliriz Gaga. Onlara ne ikram edeceğiz Ege? Çok küçükler. Cevizlerimden yiyemezler. Acaba benim böreğimden verebilirim onlara. Yiyemiyorlar Gaga ama çok acıkmışlar. Bir şeyler arıyorlar baksana. Evet Ege, ya anneleri gelmezse, yavru ördekler annelerini hiç göremezse. Dur Gaga, hemen telaşlanma. Anneleri yiyecek bir şeyler aramaya gitmiştir. Eminim birazdan gelir. Çoktan gelmeliydi Ege. Yavrularının yumurtadan çıktığını bilmiyordur. Bilseydi onlardan bu kadar uzaklaşır mıydı? Daha fazla bekleyemem. Sen onlarla kalır mısın Ege? Ben de gidip annelerini bulmaya çalışayım. Yavrularının yumurtadan çıktığını öğrenince kim bilir nasıl sevinecek. Neler oluyor onlara? Geliyorum Ege. Sen gidince çok üzüldüler Gaga. Durmadan diklediler. Anneleri gelene kadar onları bırakmayalım. Bekleyelim, bekleyelim. Ama uzun süre onlarla kalamam ki.
uçmam gerek. O daldan bu dala konmam gerek. Anne ördeği beklerken piknik yapmaya ne dersin? Yaşasın. Piknik için çoktan hazırım. Ha. Ördekler güneşe çıkmış Ege. İşte şemsiye. Hadi yavru ördek sen de gel. Güneşte kalma. Ama yan yana durursanız ne güzel olacak. Ha. Güneşlenmek istiyorlar Gaga. Baksana kanatlarını nasıl açıyorlar. Onlar güneşlenirken biz de defterle düşünelim. Ne dersin? Ha, düşünelim Ege. Düşünelim. Ha, bu değil. İşte defter. Anneleri çok uzaklaşmış olamaz. Yavru ördekler uzun süre aç kalamaz. Bu kadar yavruyu doyurmak kolay mı Ege? Anne ördek bulduğu yiyecekleri taşımakta zorlanıyordur belki de. Olabilir Gaga. Dinlenmek için durmuştur. Sonra da uykuya dalmıştır. Evet olabilir. Eminim o da güneşlenmeyi seviyordur. Ha, çok yaklaştınız ama. Ha. Ha, neden peşime takıldınız? Piknik yapmayacak mıyız? Sadece iki ceviz yiyebildim. Gaga, bak anne ördek geliyor. Anne ördek geliyor. Yaşasın, anne ördek geliyor. Gel bak yavrularım burada. Ha? Ha? Neler oluyor Ege? Neden saklanıyor yavrular? Anneleri geldi ama senden ayrılmak istemiyorlar. Acaba... Ama olabilir mi? Ne olabilir mi Ege? Yavru ördekler seni annesi sanıyor olabilir mi? Kimi? Beni mi? Ama Ege, Ege ben kargayım. Onlar ördek. Ben de çok şaşırdım Gaga. Hadi deftere yazalım bu olanları. Gaga piknik yapmayı çok sever. Biz de sepetlerimizi hazırladık ve göl kenarına gittik. Gölge ararken yavru ördekleri bulduk. Yumurtadan yeni çıkmışlardı. Gaga'yı görür görmez çok sevdiler. Paytak paytak yürüyerek peşimize takıldılar. Sonunda anne ördek gelmişti. Buna en çok Gaga sevindi. Ama yavrular anneleri geldiği halde Gaga'yı bırakmak istemedi. Bunun sebebini sonunda anlamıştım. Yavru ördekler yumurtadan çıktıklarında ilk kimi görürlerse anneleri sanırmış. Yumurtadan çıktıktan sonra ilk Gaga'yı görmüş olmalılar. Yanlarından ayrılırken Gaga da ben de çok duygulandık.